Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine Twitch üzerinden kanal sadakat puanları ile talep edilmiş olan bir video ile karşınızdayız. Bu videoda hepimizin aslında çok iyi tanıdığı Illidan Stormrage'i ele alacağız. Ancak bu sefer biraz bıçkın delikanlı Illidan bakış açısıyla konuya yaklaşacağız. Keyif almanız dileğiyle iyi seyirler. Illidan, Valsaraj'ın Lorlatil köyünde Azeroth'un bağrında ikiz kardeşi Malfurion ile birlikte dünyaya gelmiştir. Altın rengi parlak gözlere sahip olduğundan köyün falcıları ona hep büyük bir kaderi olduğunu söylemiş, doğduğu andan itibaren gazlamışlardır. Tabi genç Illidan o an bunlara çok kulak asmamıştır. Çünkü büyüdüğü sıralarda aklı fikri Trende'deydi. Trende mahallenin Sabahat ablası, Illidan ise Eşref abisiydi. Trende uçuş uçuş etekleriyle ortalıkta Illidan ve Malfurion'un yüreğini hoplatırken ikiz kardeşler Senarius'tan Druidizm eğitimleri alıyordu. Tabi Eşref abi Sabahat ablanın gözüne girebilmek için sabırsızdı. Şaka bir yana karakteri de aceleciydi Illidan'ın ama Druidizm öğretisine tersti. Olmuyor, tutmuyor. Neticede Senarius kardeşini halefi olarak seçiyor. Illidan da öyle mi, görürsünüz siz diyor ve soylu olmamasına rağmen kendini büyü konusunda kasıyor ve Lord Kurtalos Ravencrest'in baş büyücüsü oluyor. Dönemin elf halkının lideri Kraliçe Ashara güç açlığı ile Titan Sargeras'a hizmet etmeye başlamış ve süregelen olaylar sonrasında Kadimler Savaşı patlak vermişti. Trende ile Malfurion başka cephede, Illidan ise başka cephede yer almıştır. Bu sırada Illidan, halkının çoğunluğunu korumak amacıyla kimsenin totosunu yiyemeyeceği hareketler yapa dursun, diğer tarafta Malfurion yaptığı kahramancıklarla Sabahat ablanın kalbini çalmaya başlamıştı. Illidan, verilen şehitlerin anısına hakaret olacak şekilde suçlanıyor, kurtardığı elfler tarafından ayıplanıyordu. Yetmezmiş gibi gözleri de Sargeras'ın ateşi tarafından yakılmıştı. Bu olay sonrasında kör olan Illidan aslında herkesten daha iyi görmeye başlamıştı. Olan olayları anlıyor, arkasında yatan sebepleri daha net görüyordu. Savaş bittiğinde bir tek o savaş kahramanı sayılmamıştı. Aldığı kararlar sayesinde ölümsüzlüklerini koruyan elfler tarafından savaş suçlusu ilan edilip 10.000 yıl sürece hapis cezasına mahkum edildi. Illidan'ın tek bir amacı vardı, halkına hizmet etmek ve Trende'nin gözüne girebilmek. Temelde doğru olduğunu inandığı şeyleri yaptı. Aslında çok da haksız değildi hani. Ama ödülü suçlanmak, dışlanmak ve hapis oldu. İleride o dönemde süregelen olaylardan ötürü Trende tarafından az da olsa değeri anlaşılan Illidan serbest bırakıldı. Bana işiniz düştü yine değil mi lan deyip ne olduğunu sordu. Scourge tehdidi iyice büyümüştü ve kimsenin yemediğini yapacak adamlar lazımdı. Malfurion ise sevgilisini kaybedeceği korkusuyla karşı çıksa da Illidan serbest artık. Illidan da şimdi hani az değil yani. Tamam iyi abi de hep bir ben bilirim lan tavırları can sıkmıyor değil. Gitti bu sefer Felwood'da Scourge'u durduracağım diye Gul'dan'ın kafatasının içindeki gücü özümsedi. Ve iyice iblis formuna girdi. İşe yaradı da aslında. Ama Illidan yaptığı her harekette kendinden biraz daha veriyordu. Ve elfler bunu anlamıyordu. Belki de hak etmiyorlardı da. Trende ve Malfurion iş işten geçtikten sonra gelip bakıyorlar ki Illidan iblis formunda ve tiksinip onu yukarıdan bakıyorlar. Aslında onların yapamadığını yapmış olmasına rağmen Malfurion bundan sonra orman dışısın diyor. Illidan da peki birader öyle olsun diyor ve gidiyor. Bu sırada iyice yalnızlaşan Illidan şeytanla anlaşma yapıyor. Kil'jaeden ile Arthas'ı durdurması konusunda sözleşiyorlar. Ancak Arthas abi de başka bir hikaye hani. Öyle boş biri değil yani. Gel bakalım koca oğlan diyor ve Illidan'ın ağzını yüzünü bir güzel kırıyor. İlk defa burada tam anlamıyla başarısız olan Illidan Reis iyice yalnızlaşmıştı ve kaçmalıydı. Yoksa Kil'jaeden'in onu atlayacağını biliyordu. Outland'e kaçtı ve Black Temple denilen kara tapınağa saklandı. Bu zamana kadar yaptıkları bize hep yanlış aktarılan Illidan meğer Legion'a karşı hareketler yapıyormuş. Ama biz onu sanki bir Legion generaliymiş gibi peşledik ve kara tapınakta sıkıştırdık. Illidan'ı yakalamayı saplantı haline getiren Maiev'i de yanımıza aldık ve Illidan ile yüzleştik. Dövmekten beter ettiğimiz Illidan düşerken bile son anında Trende'yi düşlüyordu. Illidan tekrardan totomuzun sıkışacağı güne kadar hapsedildi. Biz yine aklımızın ermediği işleri kovalarken alternatif evrenden tutup Gul'dan'ı kendi evrenimize getiriyoruz. O da gidip hemen Illidan'ın hapis tutulduğu kristali çalıyor. Amacı Illidan'ın içindeki gücü özümsemek. Gul'dan'ın gelişiyle birlikte Legion aktiviteleri de beraberinde arttı. Bunun neticesinde hem Illidan'ı kurtarmak hem de Legion tehdidine karşı beraber karşı koyabilmek adına Illidan'ın kurduğu Demon Hunter birliğini serbest bırakıyoruz. Başta Maiev bu olaya pek yanaşmasa da Illidan ile tekrardan tavşan kaç tazı tut oynayacağı için mutlu görünüyordu.
Bu olayla birlikte Demon Hunter oynanabilir sınıf haline geldi ve etrafta Lord Illidan yolu bilir aga. Ben her şeyimi feda ettim, sen ne ettin ha? Diyen bir sürü mahalle delikanlısı türemiş oldu. Sanki bu zamana kadar Khatun'dan tutun da Lich King'e, Hakkar'dan tutun da Deathwing'e kadar bütün bossları biz dövmemişiz gibi sağda solda bize atar yapıldı. Neyse büyüklüğümüzden ses çıkarmadan birlikte saf aldık ve ilk iş Gul'dan'ı durdurduk. Illidan Gul'dan'ı öldürmekten beter yaptı. The Burning Crusade sinematiğine gönderme yapar gibi kafatasını portakalmış gibi sıktı ve parçaladı. Sıradaki durdurulması gereken düşman ise Kil'jaeden idi. Illidan ile birlikte dövüştüğümüz Kil'jaeden'i yeniyoruz. Ve sonucunda Sargeras'ın peşine düşeceğimiz Argus gezegenine gezegen büyüklüğünde bir portal açılıyor. Khadgar Illidan'a ne yaptın ula diye sorar. Bizim Lord Illidan da ne oldu oğlum ben körüm görmüyorum ki der. Şaka bir yana Illidan'ın cevabı şu oluyor. Bazen kaderi zorlamalıyız. Ve bu sefer bizim Legion'ı kovalayacağımız macera serisi başlamış oluyor. Argus'a dalmadan oraya geçiş sırasında Velen ile Illidan hoş bir sohbete tutuşuyorlar. Velen ışığın büyüklüğünden falan bahsederken Illidan ise kadercilik diye bir şey olmadığını, her şeyin Neşet Ertaş'ın dediği gibi kendim ettim kendim buldum tarzında olduğunu savunuyor. Sonra Illidan'ı kadim nağru olan Zera ile yüzleştiriyorlar. Zera sanki Illidan'ın kendi iradesi yokmuş da geçmişte yaşadığı şeylerden ötürü oluşan yaraların ona zarar verdiği düşüncesiyle Illidan'a zorla hükmetmeye çalışıyor. Ve sonunda olan oluyor. Illidan, bu yaralar beni ben yapıyor ulan diyerek Zera'yı orta yerinden çatlatıyor. Tabi o sırada ışığın yobaz takipçileri kafayı yiyor ama Illidan yine de kendi bildiğini okumuş oluyor. Legion eklenti paketinin son dövüşünde Argus'u da devirdikten sonra Titanlar Sargeras'ı Pantheon'a çekiyorlar. Velen haydin bakalım işimiz bitti bu saatten sonra olay Titanlar'da dese de Illidan kalıp Sargeras ile yüzleşmeye kararlı. Hatta Velen Illidan'ın gelmeyeceğine şaşırdığında Illidan ona son bir laf sokuyor. Bu kaderi de mi göremedin peygamber? Bu son sözlerle birlikte Illidan'ı Pantheon'da bırakıyoruz ve Azeroth'a dönüyoruz. Böylelikle mahallemizin bıçkın delikanlısı Illidan'ın Legion eklenti paketinin sonuna kadar olan hikayesinin hızlı özetinin sonuna geliyoruz. Velen'in dediği şekilde Illidan reisi uğurluyoruz. Dualarımız seninle Illidan Stormblade. You are not prepared.